Ekmekler be, yağlanmış be. Taze balığı nasıl anlarız? Taze balığı parlaklığından anlarız, solungaçlarının kırmızı olmasından anlarız. Bir de çok önemli detay, bastırdığınız zaman balık eti içeri kaçmayacak. Tekrar yukarı toparlanacak. Hepsinde bir hile var. Kimi fırsatçılar türlü oyunlarla vatandaşa bayat balık yediriyor. Balık tezgahında en bilinen tazelik işareti balığın kırmızı solungaçları, bir de canlı görünmesi. Balık şöyle açtığınız zaman kıpkırmızı olması lazım. Solungaçlarının kıpkırmızı olması lazım. Bu demek oluyor ki daha yeni. Balık daha yeni, denizden yeni çıkmış demek oluyor yani. Balıkçıların sıkça başvurduğu hilelerden biri de solungaçların renkleriyle oynamak. Balıkların solungaçlarına şırınga ile kırmızı boya enjekte eden fırsatçılar bayat balıkları karbonatlı ve tuzlu suyla yıkayarak parlatıyor ve taze görünmesini sağlıyor. Solungacına, parlaklığına aldanıp bayat balık almak istemiyorsanız balığın bakmanız gereken bir yeri daha var. Gözleri mesela çok önemli. Gözleri parlak olması lazım. Balığınızı seçtiniz. Tazeliğinden de emin misiniz? Peki ya gramaj? Her sektörde olduğu gibi balıkçılar arasında da kolay yoldan para kazanmak isteyen fırsatçılar var ve onlar tüketicileri aldatmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela bu büyüklükteki bir balığın içine küçük balıkları yerleştirerek ağırlığı artırıyorlar. Tabii bunu olta kurşunuyla yapanlar da var. Balığı ağzından midesine kadar şöyle içine midesine kadar yerleştiriyorlar ve bu da balığın ağır gelmesini sağlıyor. Bu şekilde yerleştiriyor. Hatta bununla yetinmeyip şu gördüğünüz kurşunu tam midesine kadar yolluyorlar ve bunu da temizlerken çıkarıp tekrar aynı şekilde kullanabiliyorlar. Balığın gramajını arttıran balıkçılar temizlik sırasında hem o küçük balıkları hem de yine ağırlık için balıkların gırtlaklarına yerleştirdikleri olta kurşunlarını çıkarıp müşteriye o şekilde veriyorlar ve haksız kazanç elde ediyorlar. Ve altın kural. Tüketicilerimize söylüyorum, balığı bildikleri yerden alsınlar. Ben zannettim kurşunla eve gelince açarsın görürsün kurşunu. O arada çıkartıyor 2 saniyede. Maalesef. Hocam eskiden her mahallede balıkçı vardı, kasabı tabii vardı, işte ne bileyim bakkalı vardı, şeyi maalesef vardı. Mahalle şimdi esnafı neredeyse kalmadı gibi bir şey oldu. Bu balıkçının söylediği son söz çok önemli. Balığı devamlı aynı yerden alın lafı çok önemli. Çünkü balıkçı sizi tanıyorsa size sağlıksız, kötü, bayat bir ürünü vermez. Der ki abla bu sana yaramaz diye söyler. Aynen. Veya der ki sen bunu alma. Siz mesela diyelim levrek almaya gideriz. Tip atarsan abla yapar hocam öyle bir tabii, şey. Tip atmazsan yapmaz. Levrek alma der. Sen bugün ben sana çinekop vereyim der. Öyle. Balığın hakikaten tabii taze olması çok önemli. Ama bu gösterdiğiniz haberdeki o kurşun salmalar, ne bileyim boyamalar falan, tabii bunlar artık konuşulacak şey değil. Bunlar ahlaksızlık. Tabii canım. Ve böyle tespit edilirse hakikaten cezalandırılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam ette de bunu yapıyorlar. Zaten kıymaları ama şöyle bir şey var. Yani balığın istediği kadar adam boyasın, işte bilmem ne yapsın. Onu yediğiniz zaman zaten lezzetinden siz hiçbir şeye gerek yok yani. Anlıyorsunuz zaten. Yani balık tabii yemeye alışmış olan bir ağız, onun taze balık mı, bayat balık mı olduğunu gayet rahat anlıyor. Hocam size çok kilit bir soru soracağım. Yıllardır Türk halkının çözemediği bir soru. Peki. Balık yedikten sonra ayran içilir mi, süt içilir mi, yoğurt yenir mi? Hep derler bizi küçükken annelerimiz derler ki zehirlenirsin. Evet. Böyle bir şey, bir mantıklı bir açıklaması yok, yok bence. Hiç, hayır. Ben balık evet yerken ayran içmek istiyorum. İçemiyorum, korkuyorum, öleceğim. İçmedin mi hiç, denemedin geçen mi? Hiç denemedim. Geçen Giray'a da biz başka bir şey yapmak istiyordu. Baba sen yoğurt yemek istedi. Yenmez aşkım falan. Niye? Niye ki falan dedi. Hep ama annelerimiz öyle de diyordu tabii, bize tabii yani. Büyüklerimiz falan. Öyle, balık yedikten sonra şeyler balıkla var. Balıkla da yani şey ayran içilmez de bu nasıl bir damak zevki hocam yani ya? Yani şöyle söylenebilir. Hani balıkla ayran pek uyumlu bir şey değil bence Allah'ım mesela. Allah'ım sana geliyorum. Kebapla mesela bir Adana kebabı ile ayran gayet güzel gider. Acılı şalgam hocam. Acılı şalgam gayet öğlen güzel. Gitme bak lahmacun getiriyorum her şeye buraya. Uyan bir içecek vardır değil mi? Her yemeğin kendine mahsus. Tabii canım. Mesela bazı şey yiyeceklerde çayla iyi gider. Evet evet. Değil mi?